Ayak bileği artroskopisi yine diğer eklemlerde olduğu gibi ayak bileği ekleminin kapalı görüntülenmesi anlamına geliyor. Bütün artroskopilerde önce amaç teşhisi koymak ya da teşhisi doğrulamaktır. Önceden kafamızda bir teşhis vardır, o teşhisi doğrulamamız lazım. Tabii ayak bileğinde belli başlı hastalıkları daha sık görüyoruz. Ayak bileğinde sık gördüğümüz hastalıklar arasında ayak bileği çevresindeki kas kirişlerinin tekrar zorlanmasına bağlı geçmeyen ödemler, ayak bileği burkulmaları, özellikle tekrar eden sık burkulmalardan sonra bağ çevresindeki yumuşak dokuların daha kalınlaşması ve kabalaşmasına bağlı sıkışma sendromları. Yine ayak bileği bağ burkulmalarından sonra fark edilmemiş, ihmal edilmiş belki de kemik kıkırdak lezyonları. Yine ayak bileğinde bir takım ayak bileğinin iç zarı ile alakalı olarak iltihabi durumlar. Ayak bileğini artroskopisi ile hem teşhis hem tedavi anlamında çözülebilmektedir. Ayak bileği artroskopisi tabii kapalı bir ameliyat sınıfında olduğu için hastaya az zarar vererek çok fayda sağlama amaç güder. Ayak bileğindeki bir takım kasların, kılıflarının kalınlaşması, mesela bizim FHL diye tabir ettiğimiz ayak bileği arka kısmındaki bazı kas gruplarının çevresinde fazlaca ödem varken ve şiddetli ağrı duyarken hasta kapalı bir işlemle o kılıfın sadece boşaltılması, normal hale getirilmesi hastada hemen sonuç verir. Kısa bir süre dinlenmeyle hasta normale döner. Ya da ayak bileğinde ufak tefek kıkırdak lezyonlarının tıraşlanması ya da canlandırılması, daha fazla hasara maruz kalmadan tekrar normale döndürmek adına başarılı sonuçlar verebilir. Yine ayak bileğinde sıkışma, anterolateral sıkışma dediğimiz dış yan kısımdaki bağların zedelenmesinde sekonder, yani ikincil olarak gelişmiş bir takım doku kalınlaşmalarının tıraşlanması, bu sıkışıklığın giderilmesi ayak bileğindeki ağrıları kısa sürede etkili biçimde ortadan kaldırmaktadır.